44. gündeyiz. Dile kolay. Herkeslere selamlar. 49 günde TYT Matematiğin 44. gününe geldik. 43 gün boyunca ben bu tarafta, sen o tarafta azmettik, beraber başaracağız dedik. Bu masanın başında birlikte buluştuk. 49 günde de buluşacağız. Ama önce şu 44'ü bir halledelim mi? İkinci dereceden denklemleri hatırlıyorsun. Anlattık. Evet, evet. Onun e, diskriminantını, deltasını, küçüktü, büyüktü, eşitti anlattım hepsini, ayrıntılarını verdim. Şimdi sanal sayıdan. Şimdi karmaşık sayıdan biraz bahsetme zamanı. ikinci dereceden denklemleri bitirme vakti. Ve sonra son başlık. E bitti zaten kamp bitti. Gönder. Gönder gelsin. Yalnız kamp bitti deyince de insanın aklına. Ayrılık ayrılık. Aman ayrılık. Her bir dertten al. dur daha değil daha dur bakalım hemen öyle dertlenmeye hemen öyle ayrılık muhabbetlerine girmeye gerek yok sanal sayı iyi sayısının kuvvetleri karmaşık sayı hocam sanalla karmaşık farklı şeyler onların ayrımını anlatacağım mantığını vereceğim sen rahat ol karmaşık sayının eşleniği köklerle kat sayılar arasındaki bağlantıları vereceğim. 18 soruda burayı bitireceğim. Sonra tabii ki günün ikinci videosu gelecek. Ama önce sanal sayı. Nedir? Nedir ya bu sanal sayı dediğimiz olay? İyi. İyi diye bir şey varmış. Neymiş o? Önce nereden doğmuş ben sana onu anlatayım. Tarihçesine bir gidelim seninle birlikte. Bir gün matematikçiler toplanmış demiş ki x kare artı 1 eşittir 0 denklemini çözeceğim hocam ben demişler kendi aralarında. Çöz de görelim. Ya arkadaş x kare eşittir eksi 1 oluyor demiş. Ana demişler hiçbir sayının karesi eksi 1 yapmaz ki. Ya arkadaş neden yapmasın? Çünkü öyle bir sayı kümesi henüz icat edilmedi demiş biri. O zaman ben icat ediyorum demiş ve bundan sonra ben her tarafın kare kökünü aldığımda şöyle bir şey geliyor fark ediyorsan değil mi? Artı eksi kök içerisinde eksi bir. Kök içerisinde eksi bir diye bir sayı tanımlarsam ben bu denklemi çözerim demiş. Ama köklü sayılarda öyle bir tanım yok. Ya tanımlıyorum yeni tanımlıyorum işte. Madem kökün içinde böyle bir şey yok ben de böyle yazmam giderim ona i derim demiş. İşte o i dediğim sayının adı da bundan sonra sanal sayı olsun demişler. Kök içerisinde eksi bir sayısına sanal sayı. Diğer adıyla imajiner sayı denir i eşittir kök içerisinde eksi 1 diye gösterilir. Veyahut şöyle de gösterilir. Her tarafın karesini aldığımızda ne olur? i kare eşittir eksi 1 olur. İstersen böyle gösterirsin. Herhangi bir köklü sayıda kök içerisinde eksi a ifadesini ben sanal sayı biçiminde yazmak istiyorsam buradaki eksiyi dışarı nasıl çıkarıyorum göstereyim. Kök içerisinde eksi 1 çarpı kök içerisinde a yazıyorum. E kök içerisinde eksi 1'i yeni tanımladık. Yepyeni bir sayı kümesi oluşturduk. Adına sanal sayı dedik. i dedik. i çarpı kök a olarak yazılır. Olay biter. Şimdi sanal sayının nasıl yazıldığını bence bir senle birlikte teyit etmemiz gerekiyor. Gel teyit edelim. Kök 3 var, eksi kök 3 var, eksi kök 12 var. Normalde bu işlemin sonucu yoktur. Sanal sayılarda tanımlı diye yazması gerekir sorunun. Ben de yazmamışım. Normal şartlarda yazmamız gerekir arkadaşlar. Ama başlık sanal sayı olduğu için ben bir problem olmadığını düşünüyorum. Kök içerisinde eksi 3, Arkadaşım aslında bu ne demektir? Eksi 1 ile 3'ün çarpımı demektir. O zaman eksi 1 çarpı kök 3 yazacağım. Buradan da i çarpı kök 3 diye bir sayı elde edeceğim. Ne yaptım? Eksi 1 yerine kök içerisinde eksi 1 yerine i yazdım. Geldim. Eksi 12 kökün içerisindeyse eksi 1 ile 12'nin çarpımı diye düşüneceğim. Kök içerisinde eksi 1 ile kök içerisinde 12'yi çarpacağım. Kök içerisinde eksi 1 demek iyi demektir. Kök içerisinde 12'yi de yazdım mı olay bitti demektir. Fakat ben bunu değil. Ben bunların çarpımlarını arıyorum. O zaman çarparım. i çarpı kök 3 çarpı i çarpı kök 12. Bir kere köklü sayılar çarpıldığında çok güzel bir şey elde edeceğiz. İ'ler çarpıldığında neyi elde edersin? İ kareyi. Bunları çarptığımızda 36'yı bir kere 36 dışarı 6 olarak çıktı. Peki İ kare nedir hocam? Yukarıda da anlattığım gibi. İ kare ne gösterilebilir? Eksi 1 ile gösterilebilir. Eksi 1 çarpı 6'dan ne gelir? Eksi 6. Tabii ki bu kadar uzatmak zorunda değilsin. Bunu daha hızlı bitirebiliriz artık. Misal şu soruda onu yapalım artık. Geldim. Kök 2'mi yazdım. Kök içerisinde eksi 32 aslında kök eksi 1 çarpı kök 32'dir. O da i çarpı kök 32'dir. Kök 32 hala dışarı çıkabilir. Dışarı nasıl çıkar? Ya da çıkarmayalım kalsın çok güzel bir şey gördüm orada. I çarpı kök 32 bölü 4'ümü yazdım. Dedim ki köklü sayılar çarpım durumunda çarpılırlarsa içlerini çarparım. 32 çarpı 2'den ne geldi? 64 bölü 4. Aa dedim kök 64 dışarıya 8 diye çıkıyor. Hatta bunu i çarpı 8 değil de hani daha estetik matematikçe estetik adamlar Estetik dursun ister. Bunu 8 i diye yazar. Şöyle düzenlediğimde cevap ne geldi? 2 i geldi. Vurdum cevabı 2 i'ye. Şimdi geldim sana. Sanat sayının kuvvetlerini anlatmaya sanal sayı. Evet anlatmıştın o zaman hocam az önce. Şimdi bunun kuvvetlerine bakalım. I üzeri 1. Zaten hiçbir şeyi değiştirmezsin iyi olur. I karenin neye eşit olduğunu söyledim. Eksi 1'e eşit olduğunu söyledim. Şimdi i kübü nasıl elde edeceğim hocam? Aslında i küp dediğin şey i ile i'nin karesinin çarpımı değil midir? O zaman ben bu ikisini çarparsam neyi elde ederim? Eksi i'yi elde ederim. Eksi i'yi elde ederim. Şimdi geldim neyi elde edeceğim? i üzeri 4'ü elde edeceğim. Bakın i üssü 1 ile i üssü 3'ün çarpımı nedir? i üzeri 4'tür. Peki bu ikisini çarptığımızda eksi i ile i'yi çarparım. Burası i kare eksi gelir. i kare dediğim şey eksi 1'dir. Önünde de eksi 1 olduğu için cevap ne gelir? Artı 1 gelir. Adeta ispatlarıyla anlattım sana. Şimdi buradaki fazlalıkları siliyorum. Sildim gitti, sildim gitti. Sen diyeceksin ki hocam tamam buraya kadar iyi güzel hoş. Bana iyi 5'i anlatırmışsın. İyi 5'i nasıl bulacağım? İyi 1 ile iyi 4'ü çarpacağım. İyi üzeri 5 gelecek. İyi 1 ile iyi 1'i çarptım. İyi geldi. Aa, yine başa geri döndüm. Yani i üzeri 6'yı bulmak istediğimde aslında yapmam gereken şey i1 ile i5'i çarpmaktır. i ile i'nin çarpımı i karedir onun cevabı eksi 1'dir. Dikkat edersen kendini tekrar etmeye başladı. Bunun da Türkçe karşılığı şudur arkadaşım. Biz ilk 4 terimde elde et... Aa hepsi gitti. Baştan yazalım zararı yok. Eksi 1, eksi 1. Burada elde ettiğimiz değerler sürekli kendilerini tekrar ederek ilerleyecektir. İşte onun ispatının artık sonucu burasıdır. İspatını yaptım sonuç kısmına geldim i üzeri 4 üzeri ne? Artı k. E. Yani dördün katı olan kısımlar bizde hiçbir sıkıntı oluşturmaz. Her seferinde dördün katında cevap ne gelir? Bir gelir. Fakat dördü bölümünden kalan kısım i'nin üstüne yazılır bırakılır. Ne demek istiyorsun hocam? i üzeri 9. i üzeri 9. 9'u 4'e bölerim. Kalan kaçtır? 1'dir. O zaman cevap i üzeri 1'e eşittir. i üzeri 10. 10'u 4'e bölerim. 2 kere 4'ten 8 kalan kaçtır? i 2'dir. O zaman o kalanı buraya yazarım. i kare. Aa i kare hocam eksi 1'e tekabül ediyor. Bitti. i üzeri 43. Hiç fark etmez. 43'ü 4'e bölersin. 40 gelir şuradan. Kalan kaçtır? 3'tür. i üzeri küptür. i üzeri küpte eksi i'ye eşittir hocam. Olay mevzu bundan ibaret arkadaş. Şimdi bunları anladığını farz ediyorum. Sana yol göstermesi açısından da bir şey göstereceğim. İlk dört terimin toplamı. İ'ler birbirini götürdü. Eksi birle artı bir birbirini götürdü. Cevap ne çıktı? Sıfır çıktı. O zaman biz şunu söyleriz. i, i kare, artı i küp, artı i üzeri dördün cevabı nedir? Sıfır. Bunu da aklında tut. Senden burayla ilgili başka bir şey istemiyorum. Hocam zaten yeterince çok şey istedin. Daha ne isteyeceğim? Dünyaları mı isteyeceğim? İsteyeceğim daha neleri isteyeceğim? Gel. Biz seninle matematiğin derinliklerine ineceğiz. Daha dur i kare eşittir eksi 1 olmak üzere. Hocam bunu neden verdi soruda? Ey güzel arkadaşım. Sana şunu söylemeye çalışıyor soru. Bak kardeşim sanal sayılarda çalışıyoruz. İmajiner sayılarda çalışıyoruz. Hani bu i nedir diye bana sorma diyor. İ kareye eksi 1 yazdığım an otomatikman aslında i eşittir. Kök eksi 1'i kabul ettik demektir. Kökün içerisinde eksi görürsen şaşırma demeye getiriyor. Sorunun başına bunu ekledikten sonra. Artık köklü sayının içerisine eksi 1 yazabiliriz. Hocam hani yazamıyorduk ama sen olmuyor demiştin. Dedim de biz matematikçiler bazen size tatlı yalanlar söyleriz. İnsan sevdiğine hiç tatlı yalan söylemez bu arada. <laughs> bu konuyu buraya kadar sana çaktırmadan getirmem gerekiyordu kafanın karışmaması adına. Ama artık yeni bir sayı kümesi var. O yüzden artık tanımladık. Bana şunu soruyor. İ1, İ2, İ3 topluyorum topluyorum. İ üzeri 123. Efendim? Az önce anlattığım mevzuyla bir alakası olabilir mi? Gel başlayalım. I ile i'nin karesi artı i'nin kübü artı i üzeri 4'ü toplarsam ne yapar? 0. Ah ne güzel. Şimdi i üzeri 5, i üzeri 6, i üzeri 7, i üzeri 8. Hocam daha gidecek misiniz? Gideceğim valla. Ama şuradan gideceğim. i üzeri 100, o bir dakika. 116, 117. 117, 118, i üzeri 119, i üzeri 120, A 120 tamam fark etmiyor. 121, 122, 123. Neden buraya kadar yazdın hocam hayırdır diyeceksin. Ben de sana bu işin mantığını öğretmem için gerekliydi diyeceğim. İlk dört terimin toplamı nedir? 0. Bakın aslında bu iyidir. Bu i karedir. Bu i küptür. Bu i üzeri dörttür. Yani otomatikman bunların toplamı da 0 olacaktır. Yakaladık. Şimdi i üzeri 20 ile öncesindeki elemanların i üzeri 16 böldüğümde kalan 1. i üzeri 18 116'dan çıktı. Kalan 2, kalan 3, kalan 4. Aa bunun da toplamı 0. Hocam o zaman bu aradakilerin hepsinin de toplamı sıfır. Çünkü 4'er 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 grupladım. Ama geriye kalan son üçlü bir grup yapamadı. i üzeri 121. 121'i 4'e böldüğümde kalan kaç olacak? 1. Yani buradan gelen değer i olacak. Artı 122'yi 4'e böleceğim. Kalan kaç? 2. Sen biliyorsun artık ya son iki rakama bakıyoruz. Bölünebilme kurallarından. Şurası i kare olacak. Artı burası 123'ten i küp olacak. Devam ediyorum. i'yi zaten i olarak yazacağım. i kare nedir? Eksi 1'dir. i üzeri küp nedir? Eksi i'dir. Cırt sana cırt sana. Cevap sadece ama sadece eksi 1'dir dedim. Harika bir çözümle seni uğurladım arkadaşım. Şimdi bir bu işi Hani farklı kazanımlarla bağlamak gerekirse polinomlar burada bizi bekler. I kare eşittir eksi 1 olmak üzere artık bunun neden verildiğini RM tayfa biliyor. Px polinomunu vermişim. P 3 i eksi 1'i istiyorum. Hocam gideceğiz x yerine işte 3 i eksi 1'i yapıştıracağız. Yapıştır da direkt yapıştır aman diyeyim. Aman diyeyim yapışır kalırsın orada. Çünkü sen şunu önce bir düzenlemezsen. Bunu bildiğimiz formata getirmezsen baktığın an tanıman lazım. Diyeceksin ki hocam ben bunu tanıyorum. Kimdir o? Kim bu? X artı birin küp açılımından başka bir şey değildir arkadaşım. Bakın burada x artı birin küp açılımı var. Yazdım onu. Şimdi dedim ki ben x yerine 3 i eksi 1'i yazacağım. O zaman 3 i eksi 1'i x yerine yazdım. Artı 1'i yazdım. Şimdi dışında kübü var. Cırt sana cırt sana bunlar gitti mi? Gitti. Hocam ne kaldı? Bir gösterir misin? 3 i üzeri 3 kaldı. Bu ne demek hocam? 3 üzeri 3 çarpı i üzeri 3 demektir. Geldim i üzeri 3 nedir? 27'dir. Hatta biraz boşluk bırakayım. Çünkü biliyorum ki şuradan ne gelecek? Eksi i gelecek. Aman diyeyim eksi 1 yazarız gideriz dağılırız ha. Eksi i do. o. O zaman 27 i ama önünde ne var? Eksi var. Eksi 27 i bizim bu sorumuzda cevap olmalıdır dedim. Bakın buraya kadar ağzımdan karmaşık sayı tabiri, kelimesi ya da ona benzer bir şey çıkmadı. Hep sanal sayıdan bahsettim. Tek başına i gördüm mü diyeceksin ki hocam ben gördüm. Kimi gördün? Sanal sayıyı gördün. Peki karmaşık sayı ne? Karmaşık sayı biraz daha farklı bir şey. A ve B elemanında reel sayı olmak üzere. I kare eksi 1 olmak üzere. Sanal sayıları tanımladım demek istiyorum. Ben sana z eşittir a artı b şekli a artı bi şeklinde bir sayı tanımlıyorsam, bil ki o sayı karmaşık sayıdır. Karmaşık sayılar zlerden oluşur, ama o zler bir a bir de bi'den oluşuyor. a artı bi. Burada gördüğümüz a kısmına reel kısım diyeceğiz. Burada gördüğümüz b kısmına ama önündeki işaretiyle beraber i'yi almıyorum. İmajiner kısım diyeceğiz. İmajiner z demek i'nin önündeki kat sayıyı bana söyler misin demek. Söylüyorum be. Reel z demek tek başına yanında i olmayan sayıyı bana söyler misin demek. Tek başına i olmayan sayı a Onları yazıyoruz. Bakın burada bu cümlelerin üstüne basmamın sebebi birazdan örneklere gittiğimde ne demek istediğimi çok daha iyi anlayacaksın sen. Peki artık karmaşık sayıları tanımlayabiliriz arkadaşlar. Karmaşık sayılar tıpkı rasyonel sayılar bilmem reel sayılar işte nasıl gösteriliyorsa tam sayılar nasıl gösteriyorlarsa biz de bunu C sayısıyla pardon, pardon C harfiyle gösteriyoruz. Peki bu karmaşık sayı C'ler neyden oluşuyor? A artı B I'lerden oluşuyor. A'lar da B'ler de reel sayı olacak. I dediğin sayı da kök içerisinde eksi 1 olacak. Aynı tanımı şöyle de görebilirsin. I kare eşittir. Eksi 1 diye de kapatabiliyorlar. Ama sen artık mevzuyu biliyorsun i dediğim şey kök eksi 1 eşitse sanal sayı vardır. Ya da i kare eşittir eksi 1 ise sanal sayının varlığı kabul edilmiştir. Biz de karmaşık sayılarda bunu kabul ediyoruz. Özünde karmaşık sayı dediğim şey arkadaş bak bundan ibaret. Bunu gördüğünüz an karmaşık sayı. Burası ne? Reel z. Z sayısının reel kısmı. Burası ne? B'sini alıyorum dikkat et. İmajiner z. Sanal kısım demek. i'nin önündeki kat sayı demek. Şimdi bak bu kadar üstüne basa basa söyledim. Gelip bu soruları yanlış yaparsak ya, yalan olur ama anlattıklarımız. Z1 indisi koymuşum altına. 3 artı 2. Bana reel kısmı ile imajiner kısmını yazar mısın? Reel kısım ne demek? Yanında x olmayan demek. Pardon i olmayan demek. 3. İmajiner kısım ne demek? I'nin önündeki katsayı demek. Ne orada? 2. Olay bitti. Şimdi buna baktım. Hocam dedin ki burada sanal kısım yok. Ya bu karmaşık sayı değil galiba. Ama sen az önce düzenlemeyi öğrettin. Ne oldu? Niye bıraktın hemen o işi? Bak bu ne demekti? Kök içerisinde eksi bir çarpı kök içerisinde sekiz demek. Kök içerisinde sekiz iki kök iki olarak dışarı çıkar. Kök içerisinde eksi bir de biz iyi olarak almıştık. Yani Z2'deki bizim reel kısım neresidir? Eksi birdir. Sanal kısım neresidir? İşaretiyle beraber aldığımız iki kök ikidir. Bunlara aman diyeyim dikkat ediyoruz. Hocam burada eksi beş var. Artı iyisi falan yok. Aslında var. Sıfır çarpı i var güzel arkadaşım. Burada da bunu görmen gerekiyor. Reel kısım kaç? Eksi beş. Sanal kısım kaç? Sadece sıfır. Hocam üç i var artık reel kısmın aslında orada yer aldığını biliyorsun sıfır. Bu arada bu sayıların yerlerini değiştirebilirim ha sıkıntı yok. Yani ben bunu B I artı A yazınca sen bunun karmaşık sayı olmadığını iddia edemezsin. Toplamada yer değiştirme özelliği var çünkü. Burada da aynı şey. 3'i he hocam bu sanal burası reel kısmı reel sıfır sanal kaç? 3. Şimdi oldu mu mevzular? Oturdu mu kafalara? Şimdi gelsin bakalım. Hem burada bir tanım vermiş olayım sana. E, ee, hem de onunla ilgili bir örneği de bir arada çıkarıvermiş olayım. İki tane karmaşık sayı vermiş olalım. Biri A artı B'yi, diğeri C artı Eğer bu iki karmaşık sayı birbirine eşitse nasıl polinomlarda, nasıl fonksiyonlarda aynı dereceli terimlerin önlerindeki katsayılar birbirine eşittir yapıyorduk ya. Burada da reel kısımla reel kısım, sanal kısımla sanal kısım birbirine eşit. Bak Şurasını ne? Real kısım. Şurasını ne? İmajiner kısım ya da diğer adıyla sanal kısım. ÖSYM imajineri değil sanalı daha çok kullanıyor kelime olarak. Ola ki bir yerde karşına gelirse. Sınavda gelecek hocam daha nerede geldi? Vallahi öyle değil mi? Z1. Bıdı 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 olduğuna göre. Z2 bıdı 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 olduğuna göre hemen bakıyorum. Diyorum ki Z1'in reel kısmı neresi burası? Şimdi yazalım bak. Reel Z1'in değeri nedir? Hocam 2A eksi B. Peki reel Z2'nin değeri nedir yazar mısın? 3B artı 2. Benim buradan çıkaracağım sonuç. E bu ikisi birbirine eşit olmak zorunda. 2A eksi B değeri 3B artı 2 değerine eşit. Kimi nereye alacağım bilemedim ama. Şunu bu tarafa alsam eksi 4B yapar. Ya da 2A eksi 4B eşittir 2 olsun. Herkesi de 2'ye bölelim arkadaş. A eksi 2B eşittir 2. Hatta ben A'yı yalnız bırakıyorum. 2B Şurada herkese 2'ye bölüp 1 yazmayı unuttuk. 2B artı 1'e biz ne dedik? A dedik. O cepte dursun. Geldim buraya. Sanal kısım burası. Sanal kısım burası. Bu ne demek? İmajiner ya da diğer adıyla sanal Z1'in bana B-1 olduğunu, sanal Z2'nin bana ne olduğunu söylüyor? A eksi 5 olduğunu söylüyor. Otomatikman bu iki değerin birbirine ne olduğunu biliyorum ben. Eşit olduğunu biliyorum. At bunu bu tarafa attım gitti. B artı 4 eşittir A geldi. Şimdi sen diyeceksin ki hocam bu da eşit bu da Ya tamam işte oradan B'yi çekeceksin bana. 2B artı 1 A'ya eşitti. Aynı şekilde B artı 4 A'ya eşitti. O zaman bunlar birbirine eşit. Sen o tarafa gel bakalım. Hop gitti gitti gitti. Onlar sadeleşti. Bir tane B kaldı. Oraya gitti. 3 kaldı. B'nin cevabı neymiş? 3. Ben B'nin oraya 3'ü oturtursam A'nın cevabı ne gelir? 7 gelir. A da B'de belli. A da B'de belli. Biz neyini arıyoruz? Toplamını arıyoruz. A artı B dediğimiz sayı. 3 artı 7'den 10 gelir. Vururum cevabı ona. Cayır cayır. Daha Dane dane sorularımı çözmeye senin için devam ederim. Şimdi kafaya takılan noktalardan biri de muhtemelen şu olacaktır. Normalde uzun uzun yapılabilir ama ben sana burada pratik bir yöntem öğreteceğim. 1 artı i'nin karesi nedir? Şimdi uzun yoldan bir çözmeye çalışın. Mantıkken ne yaparsın? Dersin ki hocam ben bunu uzun uzun açarım. Birincinin karesi yeni öğrendik. Birinci ile ikincinin çarpımını iki katı. ikincinin karesi. Aa hocam ne oldu? Ya i kare dediğim şey zaten neydi? Eksi birde. o zaman bunlar birbirini götürdü. Burada ne kaldı? 2 kaldı. Wow. Bak çok hızlı açtım. 1 artı i'nin karesi 2. Ben bunu nasıl akıllımla tutuyorum biliyor musun? Şu sondaki ikiliyi çarpıyorum. 2 i̇ki, bitti. Artı 2. Artısıyla aldım. Hocam. Senin yaptığın mantığa göre hocam. O zaman burası şu. Eksi 2. Doğru mudur? Eksi 2. 2 i. Hocam 3 yazınca eksi 3 i mi geliyor? Sakın. Sakın öyle bir şey yok. Öyle bir şey demedim. Sadece karesinde var dedim. O da 1 artı ile 1 eksiydi. Başka bir şey demedim. Sadece bunda. Aman diyeyim. Unutursan niye hatırlatma bu. Hayır. inanmazsan da gel bakalım. Birincinin karesine 1. Bir. Birinci ile ikincinin çarpımı ne? 2 katı eksi 2. Iki. İkincinin karesi dikkat edersen i karedir ama i kare eksi 1 olduğu için bunlar birbirini götürdü. Cevap ne kaldı? Eksi 2 i kaldı. İşte elde ettim değerler. Peki ben bunu nerede kullanacağım? İşte buradaki gibi 7. tarzda yani burada 7 numaralı sorudaki gibi soru tiplerinde direkt onu kullanabilirim. 1 artı i üzeri 30, 1 eksi i üzeri eksi 30 artı 34. Şimdi mantıken buraya bakınca abi 1 üzeri 30 nasıl hesaplayacağız? Hocam sen bir taktik verdin. 1 artı i'nin karesini bilsek cayır cayır çözeriz. Peki 1 artı i'nin karesini yazsam üstüne 15 yazsam sen demez misin? Üstün üstü çarpılır 30 elde ediyorum işte. Eldettim. Olay bu. Peki 1 artı i'nin karesi neydi? Hocam 1 artı i'nin karesi 2 idi. Üzerinde kaç var? 15 var. Ya üstü sayının kuvveti. 2 üssü 15 i üzeri 15. E tamam da biz öğrendik. 15'i 4'e bölerim kenarda. 3 kere 4. 12 kalan kaç? 3. He, i kübe eşit i üzeri 15. Peki i küp neye eşit? Eksi i'ye eşit. Eksi i'yi buraya yazdığımda 2 üzeri 15 çarpı i yazmam benim için burada yeterlidir. Bitmedi. Devam ettim. 1 eksi i'nin karesi. Üstüne ne yazıyoruz? 34'e gitmem için 2, 17 yazmam lazım. Güzel yakaladık. Dedim ki burayı ben biliyorum. Eksi 2 i çıkıyor hocam. Eksi 2 üzeri nedir o? 17'dir. E dağıtırım. Eksi 2 üzeri 17 çarpı i üzeri 17 hemen gittim kenarda 17'yi 4'e böldüm 4 kere 4 16 çıkarttım kalan 1 demek ki i üzeri 1 yazmam yeterliymiş bu sayı yerine yani şunun yerine sadece i yazacağız eksi 2 çarpı 17 üzeri i sonuç olarak biz bu iki sayının çarpımını arıyoruz eksi 2 üzeri 15 çarpı i çarpı şuraya eşittir takalım artık Eks, sanki takı töreni ya takı mı yapıyorsun ne yapıyorsun <laughs> Şimdi şu iki değeri bir çarpıyorum ne yaptı bunların çarpımı? Eksiler gitti birbirine artı yaptı. Toplamları da kalemin silgisini bulamadı ama Artı yaptı. Üstleri topladığımda da elde ettiğim değer beni nereye götürdü? 32'ye götürdü. 32 mi yazdım? Çarpı. I'nin nesi geldi? Karesi geldi. Bir dakika ya. İ kare demek eksi 1 demek. O zaman 2 üzeri 2 üzeri 32 ama önünde eksisiyle beraber vurdum cevabı. Böylelikle bunu da bitirdim. Geldim karmaşık sayının eşleniğine. Eşlenik demek hani bu tersini falan alıyorduk hatırlıyor musun? yakın ama aynı şeyler değil. Hani fonksiyonun tersi olsun efendime söyleyeyim tümleyen olsun gibi değerler vardı ya. Yine benzer şeyler yapacağız aslında. Z eşittir art b karmaşık sayı. Bunun üstüne çizik attığında artık o karmaşık sayının eşleniğini buluyorsun. Onun da değeri sanal kısmının önündeki değeri eksi Artıysa eksi eksi ise artı yapıyorum. İşaret değiştiriyorsun. Bakın sadece sanal sayının önündeki işareti elliyorsun. Bak olur da başka bir yeri ellersen çekerim mi kulakları. Ellemiyorsun dokunmuyorsun başka bir yere tamam mı? Anladın? Ne yaptım hocam? İ'nin önündeki katsayının sayının işaretini değiştirin. Başka hiçbir şey yapmıyorsun. Peki mantıken yani eşleniğinin eşleniği normalde z eşittir a artı b idi. Eşleniğini alınca i'nin önündeki katsayı değişti a b i oldu. Eşleniğinin eşleniğini alınca otomatikman buradaki işareti ben bir daha değiştirdim. a art b i elde ettim. Otomatikman eşleniğinin eşleniği kendisine eşittir cümlesini ispatladım. İspatlarla yola devam. Ve önemli bir bilgi daha. Sorularda bizi hızlandıracak bir bilgi daha. z ile z'nin eşleniğinin çarpımı nedir hocam? Hemen deneyelim. Hemen deneyelim. a art b i ile eşleniyor olan a eksi b'yi çarpacağım. Hocam iki kare farkı değil mi bu? Bekle. Bekle yapacağız. İki kare farkı ama dur bak pardon iki kare farkına benzemiyor mu bu diyeceksin. Evet ama bekle. A kare çarptım geldim eksi a b çarptım geldim artı a b i çarptım geldim eksi b kare i kare. Doğru yaptık. Cırt sana cırt sana bunlar gitti. I kare dediğim nedir? Eksi birdir. Eksiler birbirini götürdüğüne geldi. A kare artı B kare geldi. Wow. Yani şunu mu demek istiyorum? Z bir dakika aşağıda gelecek gerçi ama olsun. 1 artı diyelim ki 3 i ifadesi. Z'nin eşleniği 1 eksi 3 i ifadesi. Z ile Z'nin eşleniğinin çarpımı nedir? Hazır mısın? Geliyor. Birincinin karesini alıyorsun. Aldım. İkincinin yani i'nin önündeki katsayının karesini alıyorsun. Aldım. Her zaman araya toplama koyuyorsun. Cevap 10 geldi. Bitti. Bitti bu kadar. Yani Z ile Z'nin eşleniğinin çarpımı her zaman bir reel sayıdır. Karmaşık sayı gidiyor. Sadece orada bir tam sayı ya da bir reel sayı kök yani e, nasıl diyeyim ben ona e, rasyonel bir ifadede ulaşabilir. Ama i'ler kayboluyor. Demek ki eşlenikle çarpıp i'den kurtulabiliyoruz. Bu taktiği yaz bir yere. Birazdan karşına gelecek çünkü. Z'nin eşleniği sayısı Z karmaşık sayısının eşleniği olmak üzere aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Hadi gelin bakalım. Z eksi 3 ise Z'nin eşleniği 3 idir. Doğru mu yanlış mı? Bakın bu 0 eksi 3 idir eşleniğini alırken ne yapıyorum? Sadece i'nin önündeki katsayıyı değiştiriyorum. 0 artı 3 Artı 3 i'dir. Doğrudur. Biz yanlış arıyoruz. Z artı 2'yi de eşleniği alırken sadece şuradaki eksiği değiştiriyorum. Doğrudur. Hiçbir problem yok. Eksi 1 eksi 4 de eşleniği alırken sadece şuradaki eksiği değiştiriyorum. Neden? i'nin önündeki işaret değiştirir. Eksi 1 kalıyor. Artı 4 yazdım. Doğrudur. 1 eksi 3 de eşleniğinin eşleniği demek yine kendisi demektir. Aynısını yazmışım hiçbir problem yok. Eksi 3 eksi 5 de 3 artı 5 i'yi yazmam için i'nin önündeki kaç sayıyı değiştiriyorum? 3 artı 5 i ama buna ne oldu hocam? Hocam bu niye değişti? Değişmemesi gerekiyordu. Z'nin eşleniği normal şartlarda eksi 3 artı 5 i olmalıydı. İşte hatalı seçenek burasıdır dedim. Cevabı Edirne'ye vurdum efendim. Geldim bir sonraki soruma. Dokuzuncu sorundayım. Z karmaşık sayısı belli. 4 eksi 3 i olmak üzere bir tane a yazdım oraya eksi z'nin eşleniği i çarpı z artı b çarpı i. Buna göre a eksi b i nedir? O zaman yazalım hadi. Şimdi z'nin eşleniğini kenarda bir yerde biz bulalım. 4 artı 3 i'dir z'nin eşleniği. Şimdi yerine yazalım. A eksi 4 artı 3 i eşittir i çarpı 4 eksi 3 i artı b çarpı i. Bakın ellemedim. Oradaki i yine orada duruyor. Burada a eksi 4 eksi 3 i mi yazdım. Sadece eksi içeri dağıtım. Herhangi bir işlem yok. Buraya dağıtırken dikkat ediyorum. Burası 4 i. Bakın bu iki arkadaşı çarpınca i ile eksi 3 i'yi çarpıyorum. Eksi 3 i kare. i kare demek eksi 1'dir. Eksi 3'ün önündeki eksi artıya dönüşür. Artı 3 gelir. Artı bir de ne var? B i var. Devam ettim. Hocam dedim ki bak burası a eksi 4 eksi 3 i. Hani şöyle düşünebilirsin. Burası reel, şurası imajiner kısım. Solda herhangi bir buna z 1 karmaşık sayısı desek. Aynı mantıkla buraya gelsem. Hocam bunlar i. O zaman i parantezini alalım. 3'ü tek başına yazıyorum. B artı 4 i'yi yazdım. Bunun tamamına z2 dersem burası z2'nin reel kısmı, burası z2'nin imajiner kısmı olur o zaman dedim ki ya bu reeller birbirine eşit olmaz mı? Biz sana bir saattir ne anlatıyoruz? Eşitlikte az önce çözdüğümüz soruda da. Eşit olur hocam. A'nın cevabı ne gelir buradan? Ye Söyle! Bak hiç söylemiyorum. Hiç söylemiyorum. Ne oldu hocam? Bir anda celallendi. Arkadaş katılsana bana. Hani interaktif ders yapacaktık. Tamam ben seni duyamıyorum ama duyduğumu varsayıyorum. Sen de söylediğimi varsay dersin. Sen öyle yapma ama. Sen öyle yapma. Salla kafayı. Söyle yedirken. A yedidir hocam. Söyle bunları. Daha etkili olmasını istiyorum hocam. Anlamak istiyorum. Söyle ya. Karşılıklı ders Oturmuşuz yan yana. Sanki birebir ders yapıyormuşuzdan farkı olmasın. Aramıza şu kadraj, şu merce girmesin. Gönüller bir olsun ya. Ben niye böyle celallendim kendi kendime? Allah Allah. Eksi 3'te B artı 4'e eşitliyorum. Sevdiğimizden, sevdiğimizden bunları da hepsi. Şurası eksi 3. B'nin cevabına geldi? Eksi 7 geldi. At bunu da cebe. A eksi B'yi istiyorsun. A eksi B. 7 eksi eksi 7'den eksiler birbirini götürdü. 2 kere 7'den ne geldi? 14 geldi. 14'ü vurduk. Cevaba geldik. 10 numaralı soru. Hocam ara verelim ne olur dur. Daha vermeyeceğim. Daha vermeyeceğim. Biraz daha gideri var bu dersin. İyi belli. Kök içerisinde eksi 1. Z'nin eşleniği. Bu ne? Bu ne ya? <laughs> bu çok karışık. Karmaşık sayısı veriliyor. İmajiner Z. 9 olduğuna göre. Real Z kaçtır diye bana sormuş. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Diyelim ki elimde bir Z sayısı var. A artı B'yi. Diyor ki bana imajiner kısmı 9. Bakın ben diyor sana burayı verdim kardeşim diyor. A artı 9 i. Peki bunun eşleniğinin imajiner kısmı A eksi 9 i olur mu olmaz mı? Olur hocam. Bu Z imajiner pardon. E, ee, değil mi? Z'nin değil mi? Evet değil hocam. O zaman bunun imajiner kısmı eksi 9 olmak zorunda mı? Hocam bu resim o. Hayır. İşte bu soruda da keklik var. I burada da var, i burada da var. O zaman o i'lerin ortak çarpanına yani o i parantezine alınmak zorunda. Bir tane i olur karmaşık sayıda çünkü. Z'nin eşleni eşittir. M ne? bölü 2. Artı dedim. I parantezini aldım. Bakın i'yi dışarı attım. 3 artı n eksi m yazdım. Yakaladım mı mevzu? 3 artı n eksi m. Yakaladık hocam. Bravo. Peki sana sorarım. Adam bana vermemiş mi buraya eksi 9 diye? Vermiş. E hemen hesap kitap yapalım. 3 artı n eksi m'nin cevabı hocam eksi 9. Attım bunu karşıya. N eksi m'nin cevabı eksi 12. Bitti mi bitmedi? Hocam Burası nedir? Burası reel Z'nin eşleniğidir. Peki bir şey soracağım. Z'nin eşleniği ile Z'nin kendisinde reel kısım birbirinin aynısı mıdır? Aynısıdır. Uzun uzun ya ben bunun eşleniğini alacağım da falan demeye gerek var mıdır? Hayır yoktur. Bu aynı zamanda bu reel Z'ye eşittir. Yani biz soruda şunu arıyoruz. M eksi N bölü 2 nedir? Bir dakika N yani eksi M var. O zaman m eksi n 2 ile pardon eksi 1 ile çarparım 12 gelir. 12'yi buraya yazarım m eksi n ye yerine. Bir de bölü 2 dediğimde 6 kalır ki vurdum cevabı Edirne'ye. Çok güzel bir soruya daha burada noktayı bastım. Şimdi gelsin bakalım. Karmaşık sayıyla ilgili son dönemde hiç böyle soru gelmedi ama ola ki gelirse diye biz yazalım istedik. Hani x² x kare eksi 2 x artı 5 şeklinde bir denklem çözüm kümesi bulun dediğimde bir önceki ders aklına gelecek. Hocam ikinci dereceden denklem sorusu bu. Ne yapıyorduk onda? 1- Çarpanlarına ayrılıyor mu diye bakıyorduk. Baktım. Ayrılmadı. Ne yapıyorduk? Diskriminantına bakıyorduk. Hadi gel bakalım. Delta eşittir. B'nin karesi eksi 4 AC. B'nin karesi eksi 2'nin karesinden 4. Eksi 4 çarpı A'sı 1. C'si 5. Bir dakika ya hocam. 4 kere 5 20. Eksi 16. Hocam delta sıfırdan küçük geldi. Reel kök yoktur. Haklısın reel kök yok. Ama biz sanal sayıları anlatıyoruz sana. Sanal kök var mı? Var var ya. Peki yine aynısıyla mı bulunuyor? Yine aynısıyla bulunuyor. Yapman gereken işlem şurada yerine yazmaktır. Bakın yerine yazıyorum. X1 eşittir. Eksi B. B'si eksi 2 ile eksi ile çarptım artı oldu. Eksi 16 bölü 2. Sen şimdi bana direkt diyeceksin hocam ben artık eksi 16'nın nasıl dışarı çıktığını biliyorum. Bilmek zorundasın zaten. Eksi 16 eşittir kök içerisinde eksi 1 çarpı kök 16. Kök 16 dışarı 4 diye çıkar. Biz bunu ne diye kabul ettik? İyi diye kabul ettik. O zaman oraya 4 i mi yazacağım? Aynen öyle. 2 artı 4 i bölü 2. Böl 2'ye herkesi. Tabii ki kalp metoduyla bölüyorum. Değil mi? Önemli orası. 2'yi 2'ye böldüm. 1, 4'ü 2'ye böldüm. 2. Demek ki x1 dediğim sayı 1 artı 2'dir. Peki hocam x2'yi nasıl bulacağız? Aynı mantıkla buraya baktığımda gelen ifade aslında bu arkadaşın nesi olmak zorunda? Eşleniği olmak zorunda. Çünkü bak buraya eksi geliyor. Orada artıydı formülde burada eksi oldu. O zaman buraya ne yazacağım? 1 eksi 2 yazacağım. Denklemin kökleri bunlardır. Nokta efendim. Çok güzel bir çözüm oldu. Şimdi biraz uzun bir soru çözelim. Ama bundan bir tane çözeceğim. Daha çok çünkü bu kısmı AYT'de geliyor. Evet AYT'de geliyor. Yani kolay kolay bu kısmı artık TYT'de sormuyorlar. Z1 belli. Z2 belli birbirinin eşlenikleri. Karmaşık sayıları için güzel ifadesinin sonucu nedir? Yazalım bakalım. Şimdi ben önce Z1 artı Z2 yazmak zorundayım yukarıda. 1, 2 artı i artı 2 eksi i şeklinde yazdım. Z1'in eşleniğini hele bir bulalım bakalım. Z1'in eşleniği nedir? 2 eksi i'dir. Z2'nin eşleniği nedir? 2 artı i'dir. 2 eksi i yazdım. Araya eksi koydum. 2 artı i yazdım. Kabul müyüz? Kabulüz. Devam. Hocam burada i'ler birbirine götürdü. Yukarıda 4 kaldı. Hocam burada dur bakalım birbirini götüren var mı? Bir birlikte bakalım. Şuraya eksi yazdım. Eksi 2 Eksi iyi oldu değil mi? Bir işlem hatası da olmasın olmadı. Cırt sana cırt sana bunlar da gitti mi gitti. Hocam burada 4 eksi 2 iyi kaldı. Sadeleştir burada 2 kaldı. Hocam burada cevap eksi 2 bölü iyidir. Vurduk cevaba geçelim yapalım mı? Cık. Vurduk cevaba geçelim yapalım yapamayız. Neden? Çünkü payda da asla İ bırakılmaz arkadaşlar. Seçeneklerde öyle bir şey göremezsiniz. Ne yapacağım? Her zaman eşleniyle çarpacaksın. Neden? Çünkü eşleniyle çarpmak, i'den kurtulmak demek. Üstüne basa basa söylediğim o anı hatırlamanı isterim. Şimdi hatırlıyorsan eğer, üstüne basa basa ben de. Eksi 2i. I. i ile i'yi çarptım. Ne yaptı? i kare. i kare nedir? Eksi 1'dir. Eksiler birbirini götürür. Cevap neye eşittir? 2i'ye eşittir. Vurdum cevabı 2i'ye kökler ile kat sayılar arasındaki bağıntıya geldim. Ama artık şurada bir ara verme vakti geldi diye düşünüyorum. Çünkü şöyle bir nefes almamız, karmaşık sayıyla anlatmamız gereken kısımla ilgili şuncacık bir yer kaldı. Ama köklerle bağlantıyı anlatayım, orayla bağlayıp anlatacağım. Ama önce bir gezelim ne dersin? Avcumun içine odaklan, seni götürüyorum. Hipno ediyorum bak bak bak. Gidiyoruz. 1-2-3 Hop! Neredeyiz? Mutfaktayız yine. Her zaman olduğu gibi ben çok acıktım rejim, geldim. Reji mutfakta. Reji mutfakta bize ne yapıyor? Bunlar ne? Reji bu yenir değil mi? Evet. evet. Hmm. E, toptal... e, ne yapalım? Bezelye. Aslı dedi ki toplar. Bu çiğ bezelye. Çiğ tabii canım daha yeni pişeceğim. Ama oh, tam olmamış. Dondurucuya koymuştum. Asya dedi ki top top yemeği istiyorum ben. Evet de, Asya. Çünkü Asya, bezelyeye top top yemeği diyor. Evet siz ne diyorsunuz bezelyeye? biz <laughs> bezelyeye Asya öğrettik top top yemeği diyor arkadaşlar. Evet. Şimdi malzemelerimiz soğan efendim. Ee, bezelyemiz ben bir tane daha yiyeceğim çok kötü ama. <laughs> Olsun yine de denemek istiyorum. <laughs> de <televizyon gülüyor> Bu bildiğin hı hı. çiğ bezelye. Evet şimdi ne yapıyoruz Aylin Hocam? Şimdi çok az şey koydum ben. Bazen çok az kıyma konabiliyor. Bazen çok az et koydum. Şimdi soğanını koyacağım. Evet şimdi arkadaşlar da biz dersliyiz yani. ama acıkırsak herkese ee, yetecek, kadar evet. Her, <laughs> yetecek kadar var mı burada? Sen ders arası mı geldin? Gezmeye geldin Herkese yetecek kadar var mı? buluruz ya. Yemeğe tayfun için yaparız. <laughs> Herkese bir bezelye versin yetiyor mu arkadaşlar? E, beğen tuşuna basanlara bezelye yemeği var. Ona göre beğen tuşuna basanlara <laughs> sonra e, şey yapacağım, belirleyeceğim. Onlara göndereceğim. Sen bizi yemek başını. olunca hazır olunca çağırsan olur mu? Tamam olur. O zaman Ol size iyi dersler. <laughs> o zaman kapanışı sen yap. Hadi bakalım sizi <laughs> derse gönderiyorum. Hadi bezekle. sizi Mehmet ucunuza gönderiyorum. Hoşçakalın. yine de masanın başına geldik oturduk. Şöyle bir kendimize geldik. Şöyle kısaca bir uzak Kısa bir aralık uzaklaştık dersin başından. Ama tekrardan toparladık. Tekrardan pür dikkat ekrana. Buraya buraya. Bana doğru bakıyorsun güzel arkadaşım. Evet nerede kaldık? Kökler ile katsayılar arasındaki ilişkide kaldık. Önce sana buradaki formülleri bir anlatayım. AX kare artı BX artı C eşittir sıfır dediğimde artık bunun bir ikinci dereceden denklem olduğunu. Ben söylemiyorum sen zaten söylüyorsun biliyorsun. Kökler toplamı eksi B bölü A formüldür. Bak ne yapıyorsun yapıyorsun bu formülü öğreniyorsun. Hocam bize ezberlettik hani. Tamam hadi ezberletmeyeceğiz ama ispatı da hani burada bilmiyorum hatırlar mısın diyelim. X1 buydu formülü. X2'nin formülü şuydu. Eksi kök delta bölü 2 aydı. Bunları topladığını varsaydığında şunlar birbirine götürür. Yukarıdan eksi 2B aşağıdan 2A iki gelir. İkiler birbirine götürür. Eksi B bölü A gelir. Al sana ispatı. Kökler toplama eksi B bölü A kökler toplamı pardon çarpımı c bölü a'dır arkadaşlar. Diyeceksin ki kökler çarpımı nasıl olacak? Bak bunlar aslında iki tane nasıl ifade bunlar? He tamam. O kök dışarı çıkıyor falan filan. Oradan da ispat yapabilirsin. Biraz uzun ona girmeyeceğim. x1 çarpı x2 c bölü a'dır. Şimdi bu formülü bazı kitaplar veriyor arkadaşlar. Ben açıkçası verme taraftarı değilim ki ben kendim ezbere bilmiyorum. Geri geldiğinde gider ispatlarım. Der ki x1'den x2'yi çıkar. Çıkarım zaten sadece kök delta bölümü mutlaka kalacak. Başka bir şey kalmayacak ki. Yani bunu ezberlemenize, bunu öğrenmenize gerek yok. Burası kökler toplamı. Burası kökler çarpımı aklımızda tutalım. Gerisi mühim değil arkadaşlar. Çünkü bütün konu artık burada şu iki formül üzerine kurulu. Nasıl mı kurulu hocam? Mesela nasıl soru gelecek de ben nasıl bilmeliyim diyorsan? Bak ben sana ikinci dereceden bir denklem vermişim. Demişim ki kökleri budur. O zaman bu köklerle ilgili çarpımının sonucu kaçtır? Şimdi direkt x1'i falan buradan bulmaya kalkma. Çok uzun işlemler. Ne yapacaksın? Delta'yı bulacaksın, x1'i bulacaksın, yerine yazacaksın x2. İşte biz böyle yapmayacağız. Nasıl yapacağız hocam peki bu soruları? Ya diyeceksin ki gel bunu bir dağıtalım bakalım. Dağıtınca x1 çarpı x2 eksi 2 tane x1. Şimdi şunu dağıtıp geliyorum. Eksi 2 tane x2 eksi 2 ile x 2yi çarptım artı 4. Dedim ki hocam burası kökler çarpımı az önce sana senin bana verdiğin mevzu. Şunu eksi 2 parantezine aldığımda burası kökler toplamı olmadı mı oldu? Üstüne kaç eklememi istiyorsun? 4. E tamam da ben bunu bulayıp yazayım o zaman. Hadi gel bulalım. X1 çarpı X2 neydi? C bölü A'ydı. Bu formülü aklımızda tutuyoruz. C dediğimiz ifade 1. A dediğimiz ifade 1 de olduğu için herhangi bir başka bir şey yazmadım. X1 artı X2'nin cevabı nedir dediğimde? Eksi B bölü A yazman gerekiyor. Peki eksi B. Eksi 4'ü bir daha eksi 4 yazdım. A ya da 1 yazdım. Kökler toplamı kaç geldi? 4 geldi. Giderim yerine yazarım. X1 çarpı X2 neydi hocam? artı birdi, Eksi 2 çarpı 4 artı 4. Buradan ne geldi? Eksi 8 geldi. Buradan ne geldi? 5 geldi. İşlemi yaptığımda cevap eksi 3'tür dedim. Noktayı koydum. Sıradaki soruyu sizler için çağırdım. Şimdi bunu daha da pratik, daha da pratik hale nasıl getirebilirdim? Yani daha temel sorularla ki soru avcısında zaten buraya sert bir şekilde değineceğiz ama kökler toplamı, kökler çarpımı ile ilgili sana temel bir soru daha. Bol bol pratik yaptıracak bir soru. 2x kare eksi x eksi 5 eşittir sıfır denkleminde kökler belli. Hangileri doğrudur? Şimdi ben bu işlemi yapmak istiyorum. Baktığımda direkt bunun kökler toplamı, bunun kökler çarpımı olduğunu görmem gerekir. Kökler toplamı formülünden eksi b bölü a'dan hemen cevabını yazalım. Eksi eksi 1 bölü 2'den şunlar birbirini götürdü. Ne kaldı? 1 bölü 2. Kökler çarpımı formülünden c bölü a'da c yerine eksi 5, a yerine 2 yazdım. Eksi 5 bölü 2 kaldı. Sen benden ne istiyorsun? Kökler toplamı yazdım. 1 bölü 2. Eksi eksi 5 bölü 2'den artı 5 bölü 2 gelir ki 6 bölü 2'den cevap ne geldi? 3 geldi. Gerçekten birinci maddemiz doğru. İkinciye baktığımda direkt cevabı yine göremiyorum. Diyorum ki şöyle bir şey yapalım. Bak ikisinde de ortak kim var? X1 çarpı X2. Hocam ikisinde de ortak. X1 çarpı x 2 yazarsam burada X1 kalır. Burada X1 gitti. X2'nin biri gitti. Ne kaldı? Burada sadece X2 kalır. Kökler çarpımı. Kökler çarpımı kaç? Eksi 5 bölü 2. Kökler toplamı kaç? 1 bölü 2. Cevap kaç? Eksi 5. 2 kere 2'den de cevap 4. Ama yapma. Yanlış. Yanlış gitti. 1 bölü x1 artı 1 bölü x2. bazı kitaplarda bunun bile bir formülünü varmış. Arkadaş bu kadar formülü kim ezberleyecek ya? Dünya kadar sadece matematikte yok ki sen hangi birini ezberleyeceksin? O yüzden ezberden uzak duruyorum. İşin mantığına bakıyorum. Diyorum ki ben bunu hesaplarım. Niye boşu boşuna formülünü ezberleyeyim? Paydaları çarparım efendim derim. Hani eşitlemek için. Yukarıda x1 artı x2 oluşur. Aşağıda x1 çarpı x2 oluşur. Süper. Kökler toplamı kaçtı? Söyle bakayım bana. 1 bölü 2 idi. Kökler çarpımı ne? Eksi 5 bölü 2 idi. Ben bunları işleme soktuğumda ne olur? Bunlar birbirini götürür. Cevap eksi 1 bölü 5 gelir. Baktım doğru mu? Doğru. O zaman kimler doğru? 1, 3 doğru. Denizli doğru cevaptır dedim. Kökler çarpımı, kökler toplamı üzerine bayağı yoğunlaştığımız bir soru oldu açıkçası. Daha da yoğunlaşalım daha da yoğunlaşalım. Elimde böyle bir denklem var. Bu denklemin kökleri x1 ve x2. Gidip bulma. Bulamazsın. Yani bulunsa da işe yaramaz. x1 üssü 4. x1'in karesinin x2'nin üzeri 4. İşleminin sonucu. Ya burayı tam söyleyemedim. x1 indis 4. x2 indis 4. üssü 4. İşleminin sonucu nedir diye sordu. Ben hemen sana şunu bir hatırlatayım da. Neyi kullanacağımızı da gör x1'in karesi artı x2'nin karesi. Burası x1 artı x2'nin karesi. Burası da x1 eksi x2'nin karesi. Burası ne? 2 çarpı x1 x2. Burası 2 çarpı x1 x2. Hatırladın mı bu formülü? Çarpanları ayırmada anlatmıştım pratik metot olarak. Yine aynısını kullanacağım. Şimdi bana x1 artı x 2 gerekiyor. Kökler toplamı eksi b bölü a'ydı. Yani buradan cevabımız eksi 3 bölü 1'den artı 3 geldi. Kökler çarpımına bakıyorum. C bölü A'ydı. C'miz 1, A'mız 1, cevap cevap 1. Peki bu basamağa geldiğimde şimdi yerlerine yazmak istiyorum. X1 artı X2 belli 3. Karesini aldım 9. Buraya inmek için 2 tane X1, 2 tane X1 ne yapar? Çarpısı mı? 2 tane x1 çarpı x2 ne yapar? 2 yapar. 2 çıkarttım 7. Bir daha 2 çıkarttım 5. Ama ben zaten şunu arıyorum. Onu ne yapacaksın ki hocam sen? Sen gel bakayım bir. Bir daha basamak çiziyorum bakın. Bir daha basamak çizdikten sonra. X1 üssü 4 artı X2 üssü 4. X1 kare artı X2 karenin karesi. X1 üssü e, X1'in karesi. X1 Eksi karesi. X1'in karesi. x1 karesi. x1 karesinin karesi. Karesi. Buraya ne yazacağız yine? 2 x 1 x 2. Bunların da karesi var tabii ki. Değil mi? Öyle olması gerekiyor. 2 tane x 1 kare x 2'nin karesi. Hemen şunun cevabını buluyorum. x 1 çarpı x 2 neydi? 1'di. Karelerini de alsan 1, 2 ile de çarpsan 2. 2 ile de çarpsan 2. Ey güzel arkadaşım bak şimdi benim elimde bu var. Kim o hocam? O kim? Bak o sayı 7. x 1 kare artı x 2'nin karesi 7. Onun da karesini aldığımda burası 7 kere 7'den ne gelir? 49. Bir alt basamağa indiğimde bundan daha pratiği yok. Bir alt basamağa indiğimde buradan ne gelir? 47 o zaman. X1 üstü 4 artı X2 üssü 4'ün cevabı 47'dir dedim. Hiç uğraşmadan buldum. Uzun uzun çözebilirdin çarpanları ayırmada. Diğer uzun metodu da sana zaten anlatmıştım. Şimdi kökleri biliniyorsa eğer biz bir ikinci dereceden denklemi yazabiliyoruz arkadaşlar. Örneğin kökler toplamını t olarak alalım. Kökler çarpımını C olarak alalım. Bundan sonra aklımızdan çıkmaması gereken o efsane formül şu an karşınızda. x kare eksi tx artı ç. t burada toplam C burada çarpım anlamına geliyor. Bunu yazdığımızda olay bitiyor. Peki bunlarda bazı sıkıntılı sorular var. Onlarla da ilgili bilgiyi verelim. Eğer bir soru için bana rasyonel katsayılı ikinci dereceden bir denklem derse ve köklerinden birini A artı kök B ver, verirse diğer kök kesinlikle onun eşleniği olmak zorunda. Çünkü rasyonel olması için köklü ifade olmamalı. Eğer köklü ifadeli bir kök geliyorsa diğer kök eşlenik olacak ki onlar birbirini götürecek. Böylelikle katsayılar rasyonel olacak. Anlaştık. Gerçek katsayılı ikinci dereceden bir bilinmeyenle denklemin köklerinden biri karmaşık sayısı A artı B ise diğer kök onun eşleniği olmak zorunda. A eksi B i olmak zorunda. Yoksa o rasyonel katsayılı olmaz. Karmaşık katsayılı kök olur. Bunun sorunu muhakkak bize söyleyecek. Biz de artık buna göre işlemleri yapacağız. Misal gelsin bakalım örnekler. Hepsiyle ilgili örnek yapacağım. Demek ki ya hocam ben orayı tam hiç merak etme. Şimdi örneği yapınca çok oturtturacağım. Biliyorum kafana takıldı orada. Sen hiç merak etme halledeceğiz. Kökler belli mi? Belli. O zaman hemen şuna bakalım. X1 artı X2 nedir? 6 5 daha 11. X1 çarpı X2 nedir? 6 kere 5'ten 30. Nerede yerine yazacağız? X kare eksi TX artı Ç eşittir 0 denkleminde de yerine yazıyorum. X kare toplam eksi 11x çarpım 30 eşittir 0 bitti. Geldim buraya. Yine kökler toplamına bakıyorum. x1 artı x2 5'tir. x1 çarpı x2 2 kere 7'den 14'tür. x kare eksi tx artı cevabı 0. Formül daha doğrusu bu. x kare eksi 5x eksi 14'ün cevabı ne olmalıdır? 0 olmalıdır. Bunu da çat diye buraya koyduk. 14 değil mi? Tamam. Peki geldim buraya. Hocam köklerden biri bu, köklerden diğeri bu. Peki kökler toplamı ne çıkar arkadaşlar? Dikkat edersen köküçler birbirine götürdü dört geldi. Kökler çarpımı ne çıkar? Ben bunu anlatmıştım size köklü sayılarda eşlenikte Birincinin karesi, ikincinin karesi araya her zaman eksi 1 geldi. Biz yine şu formülle yerine yazıyoruz. x kare eksi 4x artı 1 eşittir sıfırdır. Bu soruda cevap. Oldu mu? Geldim buraya. Köklerden biri bir artı bir diğeri bir eksi. O zaman biz kökler toplamını bulmak istediğimizde i'ler birbirini götürdü ne kaldı? İki kaldı. Kökler çarpımı. Hatırla az önce anlattım. Birin karesi bir. i'nin önündeki katsayı sayı bir. Aralarına her zaman toplama. Rasyonel pardon. E, karmaşık sayıların eşleniklerinde a kare artı b kareydi formülü hatırla. Bir bir daha ne yaptı? İki yaptı. Kökler toplamı belli. X kare eksi tx yani 2x kökler çarpım belli. 2... cevap eşittir. 0 bu 2a 1 değil. Onu bir düzeltelim daha şık dursun. Olay bitmiştir dedim. Noktayı koydum. Bir sonraki soruma geçtim. Şimdi hani az önce orada bir tane ünlemli bir kısım vardı anlattım. A ve B rasyonel sayıysa eğer köklerden biri de buysa eğer. X kare artı A X artı B eşittir sıfır denkleminde köklerden biri verilmiş. Diğeri verilmemişse. Ama köklerle pardon kat sayılarla ilgili rasyonel sayıdır diye söylüyorsa biri diğerinin eşleniğidir. O zaman köklerden biri bursa buysa diğeri nedir? 3 eksi kök 2 olmalıdır. Otomatikman ben kökler toplamına kaç yazarım? Derim ki köküler birbirini götürür. 3 3 daha 6'dır hocam. Kökler çarpımına ne yazarız hocam? Yine 3'ün karesi 9. 2'nin pardon kök 2'nin karesi 2 çıkartırım birbirinden ne kalır? 7 kalır. Kökler çarpımı ve toplamının değerleri burada elde edilir. Otomatikman ben nerede yerine yazabilirim? Şurada yerine yazabilirsin hocam. Hadi gel yerine yazalım. x kare eksi 6x artı 7 eşittir 0 denklemi bizim aradığımız denklemdir dedik. Noktayı koyduk. 17. soruyu da bitirip günün son sorusu. Ama günün en sert günün efso günün çözersen çok işlem yaparsın sorusundayız. Gerçekten güzel bir soru ama bayağı da uğraştıracak bir soru. Bir tane denklem var ikinci dereceden. Dedik ki buna göre kökleri bıdı bıdı. Bıdı bıdı olan ikinci dereceden denklem aşağıdakiler. Efendim bunu kök kabul eden başka bir denklem istiyoruz. Yani bunu kök kabul eden demek y1 y2. Yani y1 artı y2 bizim için toplam. Y1 çarpı y2 bizim için çarpımsa biz senden şunu görmek istiyoruz. Eşittir sıfır. Bu denklemi istiyoruz. Özünde anlatmak istediği bu durumun. Otomatik ben, ben de diyorum ki o zaman hadi gelin kökler toplamını bulalım. Çünkü bunu bir kök bunu bir kök kabul ettik. Yazarken şöyle yazdım. X1 artı 1 bölü X1 artı X2 artı 1 bölü X1. Şuradaki X2 olacakmış. Yanlışlık olmasın. Dedim ki bunlar zaten çok tanıdık gelmedi mi size? Bana geldi en azından. X1 artı X2 artı. Şunda da paydaları eşitliyorum şu iki arkadaşta da. Yukarıda x1 artı x2 aşağıda da x1 çarpı x2 gelir. Benim bu işlemin sonucunu bulmam kökler toplamını bulmamla eş değerdir. Peki x1 artı x2'yi ben nereden bulacağım? Buradan bulacağım. Eksi b bölü a'dan cevap ne geldi? 2 geldi. Kökler çarpımını arıyorum. Yani c bölü a'dan c5 a1 5 bölü 1'den 5 geldi. Yerine yazıyorum. Şurası 2 şurası 2 Şurası 5. Geldim işlemi yapmaya. 2 artı 2 bölü 5. 2 kere 5 12 2 tane yaptı. 12 bölü 5. Bitti. Ama bitti de her şey bitmedi. Y1 çarpı Y2'ye ayırıyorum. Y1 dediğimiz değer neredeydi? X1 artı 1 bölü X2 çarpı x2 artı 1 bölü x1. Hocam biraz uzun olacak. Aynen öyle olacak. Ama en nihayetinde bizi cevaba götürecek. Cevaba götürürse mübahtır. Yaparız. x1 çarpı x1 çarpı x2 mi yazdım? Bununla bunu çarptım. Artı 1 geldi. Şansa bak. Bununla bunu çarptım. Artı 1 geldi. Şansa bak. Bununla bunu çarptım. 1 bölü x1 çarpı x2 geldi. x1 a çarp Burada artı yok mu Artı yok. Aa ne kadar güzel. x1 çarpı x2'yi biz ne bulduk? 5 bulduk. Artı 1 bir, bir daha ne bulduk? 2 bulduk. Artı 1 bölü x1 çarpı x2 5'ti. Şurası ne yaptı? 7 yaptı. 5 kere 7 35. Bir daha 36 bölü 5. Burayı da bulduk mu bulduk. Şimdi benim bu bulduğum arkadaş çarpım. Benim bu bulduğum arkadaş toplam. Giderim bu değerleri de yerine yazarım. Şurada geldim. X kare eksi toplam nedir? 12 bölü 5x artı çarpım nedir? 36 bölü 5. Cevap eşittir. 0 olmalıdır. Mevzu burada bitti. Ama seçeneklerde yok ya. Nasıl işaretleyeceğiz hocam bunu? Herkesi 5 ile çarpıyorum arkadaşlar. Tabii ki buradaki paydalardan kurtulmak için yapıyoruz bunu. Bunu 5 ile çarptık. 5 x kare. Bunu 5 ile çarptık. 12 x. Efendim? Müziğin sesi mi? Geldi sanki değil mi? 36, 36 ile 5'i mi çarpacağız hocam? Hayır onlar gitti sadece burada 36 kaldı. Cevap eşittir 5. 5x kare eksi 12x artı 36 eşittir 0 denklemi. Doğru cevap B seçeneğidir. B'yi işaretliyorsun. Ardından hemen gönder gitsin sorusuna bakıyorsun güzel arkadaşım. Bu soru da senin için harika bir soru. Hemen bunu çözüyorsun. Yorumlara iniyorsun. Ayrıntısıyla çözümü yazıyorsun. Ya da Discord'a geliyorsun. Instagram'a geliyorsun. Her yere bekleriz arkadaş. Niye gelmiyorsun sen ya? Gerçekten bir yere gelmeni de bekleriz açıkçası. Şimdi geldi takvim vaktine takvimde her zaman olduğu gibi artık son haftadayız. İkinci dereceden denklemlerin birinci dersi biter. İkincisine geçeceğiz ve son başlık 49 günde TYT Matematik bitecek. Hadi bakalım bir sonraki derste soru avcısında görüşelim. Hoş kal, hoşça kal.